Yemlerimiz söylemiştik, kaba yem ve konsantre yem olmak üzere iki şekilde işleniyor. Kaba yemlerimiz ıslak ve kuru olmak üzere iki şekilde inceliyoruz. İşletmemizde genel olarak sağ mal, özellikle fresh olarak isimlendirilen yeni doğurmuş yüksek verimli sığırlarda dönemsel olarak değişmekle beraber 4 ila 5,5 kilo arasında yonca kullanıyoruz. Bunun yanında gene kaba yemlerimizden, özellikle bundan sonra ıslak kaba yemlerimizden 2 ila 4 kilogram arası yonca silajı kullanıyoruz. Bu yonca silajının kalitesiyle de büyük ölçüde alakalı. Daha yüksek miktarlarda da muhakkak kullanılabilir. Bunun haricinde gene dönemsel olarak buğday silajı kullanıyoruz. Bizim kullanma oranımız 4 ila 6 kilogram arasında değişiyor. Bu da aynı yonca silajında olduğu gibi tamamen kalite, sabit ham madde içeriği verileri olduğu zaman daha yüksek miktarlarda kullanılabilir. Bunun haricinde mısır silajı yoğun şekilde kullanıyoruz. Dönemsel olarak 24 kilo ile 30 kilo arası hayvan başı mısır silajı ekliyoruz biz rasyonlarımıza. Mısır silajı olmazsa olmaz bir ham maddedir. Hem kaba yem hem enerji açısından, hem kaba yem özelliği hem de enerjisi olması açısından çok önemli hayvan beslemede büyük başta. Bunun haricinde konsantre yemlerde de mısır DDGS. Mısır DDGS dediğimiz gibi yağ ve protein bakımından iyi bir ham madde. Aynı zamanda lezzet açısından da özellikle şeker yan ürünü olan DDGS'lerde özel bir karamelize aroması vardır. Bu karamel aroması da hayvanların yem tüketimini arttırdığı için önemli bir ham madde bizim için. Bundan da hayvanlara 2 kilo ile 2,5 kilo arasında dönemsel olarak değişen düzeylerde kullanmaktayız. Bu da kanola küspesi, yağ alınmış, işlenmiş, hayvan yemi haline getirilmiş bir kanola küspesi bu. Bundan da dönemsel olarak 1 ila 1,5 kilogram arasında yüksek verimli süt sığırlarımıza rasyonlarına ilave ediyoruz. Pamuk küspesi olarak isimlendirilen çiğit ham maddesi bu da. Pamuklu çiğit çok çok önemli. Pamuklu çiğit çünkü hem lif, hem yağ, hem protein kaynağı. Burada bizim en çok ilgimizi çeken diğerlerine, diğer ham maddelerde de bulabildiğimiz için lif kısmı. Çünkü rasyonlarımızda pek fazla saman kullanmıyoruz. Bu şekilde hayvana balast madde olarak da kullanıyoruz çiğit aynı zamanda. Dönemsel olarak özellikle çok bulunabildiği, kaliteli olduğu dönemde 2,5 kilograma kadar veriyoruz. Soya küspesi de gene dönemsel olarak 2 ila 2,5 kilogram arasında hayvanlarımıza veriyoruz. Rasyonumuzun protein ihtiyacının en büyük bir kısmını buradan sağlıyoruz. Aynı zamanda gene rasyonlarımız programlarda çözerken sütü kalitesiyle alakalı verilerin de en büyük olumlu değişimi soya miktarı ile oluyor. Yani soyanın amino asit yapısı çok kaliteli proteinler içerdiği için bundan dolayı soyayı yeterli düzeyde her zaman tutmaya çalışıyoruz rasyonlarda. Mısır filek. Mısır filek de bizim enerjimiz, karbonhidratımız buradan geliyor. Yani çok kaliteli bir mısır silajı elde ettik. Bu sene, seneye de daha kalitelisini elde edeceğiz. Bu da ona ek olarak rasyonumuza enerji takviyesi yaptığımız yüksek hızda sindirilebilir bir karbonhidrat kaynağıdır. Niye arpa ve yulaf veya buğday ezmesi veya bunları flake'ini kullanmıyoruz? Çünkü kanda en son çözünüp asitliğini karıştıran mısır olduğu için, aralarından en güvenilir ham madde mısır olduğu için burada mısırı tercih ediyoruz. Sebebi o. Vitamin mineral premixlerimiz, bypass yağımız, sodamız, magnezyum oksitimiz, tuzumuz, mermer tozumuz da burada bulunuyor. Bunları bu şekilde bir öğün önceden hazırlıyoruz. Bunlar çok önemli yan ürünler aslında rasyonlarda. Çünkü hayvanın verdiğimiz yüksek enerjili yemleri, yüksek proteinli yemleri sindirip sağlık açısından, üreme sağlığı açısından, ayak sağlığı açısından ve genel sağlık açısından bir problem yaşamaması için bu ürünleri muhakkak yeterli miktarda kaliteli şekilde rasyona ilave etmemiz gerekiyor. Burada en önemli dikkat edilecek husus kalite. Çünkü bunların analizlerinin yapılması maalesef ülkemizde çok zor. Yani içerdiği
üstünde yazan miktarların olup olmadığını öğrenebilmemiz çok zor. Bundan dolayı kaliteden ödün vermeyecek firmalarla çalışmaya çalışıyoruz. Yani paradan çok isim hakkının öne geçtiği firmalarla çalışıyoruz. Bu doğrultuda süt hayvanlarımız için karşıda gördüğünüz kırmızı çuvallı özel kendimizin belirttiği vitamin, mineral ve maya içerikli premix'e hazırlattırıyoruz. Mavi renkte gördüğünüz gebe hayvanlarımız, kuru ve ileri gebe hayvanlarımız için hazırlattığımız özel vitamin, mineral, maya, toksin bağlayıcılı bir içerik var orada da. Bunun haricinde ortada gördüğünüz beyaz çuvallarda magnezyum oksit, yandaki beyaz çuvallarda sodamız var. Bunlar da hayvanların asitleşmesini, yani asidoza gitmesinin önüne geçmek için hayvanlarda asitleştirici olan kısmın alkaliye doğru gitmesi amacıyla kullanıyoruz. Onun haricinde mermer tozumuz var. Rasyondaki kalsiyum açığı, biliyorsunuz sütte yüksek oranda kalsiyum bulunuyor. Bu yüksek oranda bulunan kalsiyumu sağlayabilmek için biz dışarıdan mermer tozu ilave ediyoruz hayvan rasyonlarımıza. Burada da kahverengi çuvallarda gördüğünüz bypass yağlarımız hayvanlara dışarıdan daha fazla enerji ilave ederek hayvanların her anlamda yorulmasını, sağlık kaybına uğramasını, süt kalitesinin düşmesini istemiyoruz. Bu nedenle hayvanlara dışarıdan ilave olarak sindirime hiç uğramadan direkt olarak bağırsaklardan emilebilen yağlar takviye ediyoruz. Bunların bitkisel kaynaklı olmasına çok özen gösteriyoruz. Hayvanlar bitkiyle beslenir. Yani ondan dolayı hani ucuza kaçmadan burada da en kalitelisiyle devam ediyoruz. Ayrıca ek olarak arkada mor renkte gördüğünüz toksin bağlayıcılarımızı kullanıyoruz. Kil bazlı bir toksin bağlayıcı. Bu ne olur ne olmaz. Yani beslemeyi garanti altına almak amaçlı. Evet, biz sürekli ham madde içeriklerimizi, onların enerjilerini, protein oranlarına baktırıyoruz. Bunların yanında toksin yüklerine de tüm ham maddelerimizi de sürekli olarak aylık rutin kontrollerde 2 haftada bir kontrol ediyoruz. Bunlarda olumlu sonuçlar alsak dahi toksin bağlayıcılar bizim için önemli. Çünkü oluşabilecek herhangi bir problemde gözden kaçabilecek bir insan hatasında bu hatanın önüne geçme amacıyla toksin bağlayıcıları muhakkak her zaman bulunduruyoruz ve kullanıyoruz. Şu anda karıştırdığımız tüm ham maddeleri hayvanlara sunacağız. Sağımdan geldi hayvanlar. Hepsi yemi bekliyor şu anda. Şu anda sağımdan gelen hayvanların önüne yem sunuluyor. Hayvanlar da bu zamanı bekliyorlar. Her sağım sonrası taze yem muhakkak sunuyoruz hayvanların önüne. Özellikle sağmal sığırların önüne her an, her zaman yem kalmasına dikkat ediyoruz. Çünkü bunların metabolizması bunu gerektiriyor. Şu anda da diğer grubum sağıma gidiyorlar. Buradan da o grubun önüne yem dökülecek. O hayvanlar geldiği zaman taze yem önlerinde hazır olmuş olacak. Gördüğünüz gibi yem döküldükten sonra hayvanlar ilgiyle yeme giriyorlar. Birkaç dakika içerisinde hemen hemen bütünü yemde olmuş olacak. Hayvanları da böyle bir müddet
özel kilitlerde bekletiyoruz. Gene dediğim gibi mastitisten koruma amaçlı meme başı şifringlerinin kapanma süresince bunu bekliyoruz. Bu yemin nemliliğine de çok dikkat ediyoruz. Şu anda bu grubun önündeki yem miktarı tamamıyla döküldü. Diğer grup için yemci işçiye verilen, yemci operatör arkadaşa verilen yem miktarı kadar kaldığında bunu diğer grubun önüne götürüp sunmaya götürüyor. Bu grup yaklaşık yarım saat 45 dakika kadar daha kilitte bekleyecek. Hem yem tüketimi açısından hem de meme başı şifringlerinin kapanıp mastitise karşı korunması açısından bu muhakkak gerekli bir şarttır. Şu anda burada bir grup hayvanımızın sağladığını görüyorsunuz. Sahamhanemizde kırklı sağım sistemi bulunmakta. Hızlı çıkış olarak isimlendirilen sistem, dikey olarak giriyor hayvanlar sağıma. 20x2 şeklinde. Memelik takma haricinde tamamen otomatik bir sisteme sahip. Hayvanla günlük beklenen süt miktarı, bunun yüzde kaçını verdiğini, düşük mü alçak mı, düşük verdiği zaman %80'in altında uyarı sistemi, sağlık uyarı sistemi de bulunuyor bunun üstünde. Burada yaklaşık 1000 hayvan sürekli olarak sağım yapılabilir. Şu anda 365 hayvan sağıyoruz biz işletmede. Çok rahat bir sağım süreci geçiriyoruz. Randımanlı bir sağım yapıyoruz burada. Hem hızlı bir şekilde işimiz hallolmuş oluyor, hem de iyi bir verim aldığımızı düşünüyorum. Hayvanlarımızın tamamı Flevih, yani Türkiye'de bilinen adıyla simental ırkı. Ortalama 32,5 litre süt verimi var. 4 bir süt yağı, 3,5 süt proteini. 13,8 kuru madde ile alıyoruz bu sütü. Yani bizim için sütün kalitesi her şeyden önce geliyor. Verim daha sonra geliyor. 4 adet sağımcı personeli çalıştırıyoruz. Bu arkadaşlar 5 kişi aralarında dönerek sürekli sahamı yapıyorlar. Harici bir işe baktırmıyoruz çünkü bir işletmenin kalbi olan noktalardan biri burası. Birincisi ilk olarak anlattığımız beslemeydi. İşletmede en çok maliyetin olduğu yer orası. İkincisi de burası çünkü burası da paranın geldiği yer. Ondan dolayı burayı çok önemsiyoruz. Dikkat ediyoruz. Kullandığımız her üründe dünyadaki en iyi firmaları tercih etmeye çalışıyoruz. Bu kurt sağım firmasına ait bir sistem. Dediğim gibi hızlı çıkış sistemi. Sistemin kalan kısmı da SCR firmasıyla hayvan takibi, hayvan sağlığı, kızgınlık kontrolünü SCR firmasıyla yapıyoruz. Göründüğü üzere önce hayvanlara ön daldırma solüsyonları uygulayarak memede hem mekanik temizliğin yapılmasını hem de patojenlerin uzaklaştırılmasını sağlıyoruz. Daha sonrasında bu köpük 30 saniye memede durduktan sonra
Bunun silme işlemi gerçekleştirilmeye başlıyor. Ortalamada 1 dakika içerisinde silinmiş oluyor. Bu da hayvanın oksitosin hormonuyla süt indirme pikine ulaşması için iyi bir zaman. Daha sonrasından da memelikler, meme başlıkları memelere takılıyor. Ve sağım bu şekilde başlıyor, bu şekilde devam ediyor. Şu anda 40 hayvanımız da sağlıyor. Bu şekilde sütü biten hayvanlardan memelik otomatik olarak çıkıyor. Eğer ki verimiyle alakalı bir düşüklük olursa, bu düşüklüğün yanında sağlık sisteminde geviş düşüklüğü de sağlanırsa, hareket düşüklüğü de olursa, sistem değişik kod numaralarında bize uyarı veriyor sağma anne. Yani bu hayvanın hem gevişi düşük, hem hareketi düşük, hem süt verisi düşük ise bununla bir sağlık problemi oldu ve sağlık insansının çok düşük olduğu konusunda uyarıyor bizi. Ama sadece sütü düşükse bu hayvanın memeliği tekmeyle çıkardığını ya da şu anda süt salmadı hakkında bir kod uyarısıyla bize bilgilendirme yapıyor aynı zamanda sistem. Ayrıca normal standart sahmaneler dışında çiftliğimizde burada otomatik bir ayak sistemimiz daha var. Hiçbir elektronik aygıt kullanılmadan çalıştığımız firmanın yardımıyla kurduğumuz bir sistem. Aşağıdan hortumlara takılı olan, hava hortumlarına takılı olan bir sistemle vakum terse çevriliyor. Ve yukarıda görmüş olduğunuz gibi 3 adet tabancayla haftanın belli günlerinde bu hayvanların ayaklarına gerekli ayak sağlığı ürünleri kullanıyoruz. Bu tırnağın sertleşmesi aynı zamanda tırnak arası dermatitis ismi verilen ayak yaralanmalarının önüne geçmek için, ayak enfeksiyonlarının önüne geçmek için uygulanan bir sistem. Burada da sağma ek, sağma ek olarak uygulamak istediğimiz başka bir ayak ürünü varsa daha toz ve yoğun formdaki ürünlere buradaki ayak havuzlarında uyguluyoruz. Bu da haftanın belirli günlerinde, ayın belirli günlerinde oluyor. Tırnak sağlığı bu hayvanlar için en önemli şey diyebiliriz. Çünkü geri kalan her şeyi kontrol altında tutabiliyoruz ama verimi yükseltmek istediğimiz zaman doğal yaşantısından daha fazla konsantre gıdalarla besliyoruz hayvanları. Ayrıca tabii ki normal hayatlarında genelde toprak zeminde yaşayan bu sığırları burada beton zeminlerde yaşattığımız için tırnak problemleri yaşayabiliyoruz. Burası bizim revir ve doğumhane kısmımız. Burada özellikle yeni doğum yapan hayvanların bakım ve beslemesi yapıldığı için onların da aynı insanlarda olduğu gibi immün sisteminin en çok baskılandığı dönem doğum dönemi. Bundan dolayı genelde sık sık hemen her gün atlarını çekilip temizlenmesi sağlanıyor. Bu şekilde hayvanlar temiz, yumuşak, rahat bir zemine yatıyor. Hem bu kayıp düşmelerin önüne, kendini zedelemelerin önüne geçiyor. Hem de hayvanı üst düzey bir refaha ulaştırıyor. Yine diğer işletmelerden bir farkımız olarak gördüğüm bir kısım budur. Bu yem ittirme makinamız yemi hem alt üst ediyor hem de hayvanların önüne itiyor. Bu sayede yemde herhangi bir küflenme, hayvanlarda herhangi bir toksikasyonun önüne geçmiş oluyoruz. Aynı zamanda sürekli hayvanlar önüne yeni yemin geldiğini düşünerek yeme hareket ediyorlar. Bu sayede günlük kalan yem miktarlarımız çok düşük seviyelerde. Ortalama bir hayvanımız, bir sağılır ineğimiz 25 kilogram kuru madde tüketiyorlar. Bundaki en önemli pay sahibinden biri de bu yem itme makinasıdır.
Bu her yönlü hareket edebiliyor. Olduğu yerde 360 derece dönebiliyor. Bu sayede çok rahat hareket imkanı var. Yemi her şekilde toplayabiliyor. Hayvanların önüne ittirebiliyor ve alt üst ediyor. En önemli konusunun da diğer işletmelerde bulunan makinalardan farkında bu olduğunu düşünüyorum. Burada da şu anda bir büyükbaş çiftliğinin olmazsa olmazı muhakkak bulunması gereken otomatik sıyırgı sistemi var. Bu hayvanların yem yollarında bulunan dışkıların, idrarların, suyun çekilip arkadaki gübre kanallarına aktarımını sağlıyor. Bu sayede çok büyük bir iş kolaylığı sağlıyor. En azından 3-4 insan gücü yerine geçiyor diyebilirim işletmede bu makineler için. Sağımdan çıkan sığırlarımız gruplarına şu anda dönüyorlar. Şu anda dediğim gibi temizliği yapılmış olan kısma yeni, taze saman atıyoruz. Burası dediğim gibi bizim için çok çok önemli. Aynı zamanda yeni doğum yapmış annelerimiz için de en önemli kısım. Burada temizlik olmazsa olmazımız. Burası bizim silaj depolarımızın ufak bir kısmı. İşletmenin içinde bulunuyor bu depo. Diğerlerinden farklı bu. Diğerleri işletmenin hemen yan tarafında bulunuyor. Kaba yem depolarımızın olduğu kısımda. Burada mısır silajı var. Kent tarlalarımızdan elde ettiğimiz 35-36 kuru madde, 34 nişastaya sahip hem kaba anlamda hem konsantre anlamda yüksek enerjili kuru bir mısır silajı elde ettik. Ve şu ana kadar bu seneki verimliliğimizde bizim için en büyük rol sahiplerinden biri de odur muhakkak yani. Şimdi de işletmemizin geleceği olan, aynı nasıl bizim çocuklarımız ülkemizin geleceği, bizim de işletmemizin geleceği olan bizim bebeklerimiz, çocuklarımız olan buzağların yanına geçiyoruz. Burada süt içen buzağlarımızın bireysel bakılma beslenme döneminde burada besleme yapıyoruz. Burada mama makinalarımız var. Buzağlarımızı her zaman dengeli besleyebilmek için dünyada bilinen en iyi firmalardan birine özel süt içeriği yüksek bir mamayla biz şu anda çalışıyoruz. Bu mamayla buzağlarımızı besliyoruz. Çünkü sütte değişkenlik olabiliyor. Her zaman bir sabit işleyiş olmuyor. Aynı zamanda işçi hataları da ortaya çıkabiliyor. Her türlü ısı toleransı, kirlilik toleransı olan bir şeyin olduğunu düşünüyoruz mamanın. Ve bu yüzden buzağlarımızı mamayla besliyoruz. Burada bireysel olarak ortalama 70-75 gün civarı süt içiyor buzağlarımız. Günlük 6 kilogram 14 kuru maddeden 6 litre mama içiyorlar. 3 öğün veriliyor. Gece, gündüz ve sabah şeklinde 8 saatte bir besleme yapıyoruz buzağlarımıza sütle. Aynı zamanda sürekli önlerinde konsantreyem bulunduruyoruz. Çünkü bunların işkembesinin bir an önce hazır hale gelmesini istiyoruz. Burada yaklaşık aynı anda 166 tane buzağa bakabiliyoruz. Şu anda doğumlarımızın azaldığı bir dönem. Ondan dolayı daha boşluklar var. Ama aynı anda çok 166 buzağa baktığımız oluyor sene içerisinde. Karşı tarafta da yeni doğan kısmımız var. Henüz ilk 5 gününü tamamlamamış olan buzağlarımız var. İlk 5 gün içerisinde burada infrared ısıtıcılar altında geniş bir kısımda, temiz ve geniş bir kısımda bakıyoruz buzağlara. Çünkü bu günler buzağlarda maalesef ülkemizde ölüm oranlarının en yüksek olduğu günler. Bundan dolayı
İlk 5 günde buzağlarımıza burada bakım besleme yapıyoruz. Genelde bu ısıtıcılar özellikle bağırsak sağlığının korunmasında ilk günlerde buzağlarda çok önemli olduğunu düşünerek böyle bir sistemi kurduk. Yeni doğan bir buzağımıza ağ sütü içirilmesi. Burada direkt olarak ben de veteriner hekimim. Hekim arkadaşlarla beraber ilgileniyoruz özellikle ilk doğan buzağlarımıza. Çünkü bunun verim ömrü boyunca, tüm hayatı boyuncaki en önemli besleme kısmının burası olduğunu düşünüyoruz. İlk 2 saatte, özellikle ilk 2 saati vurguluyorum. Bu kısımda besleme bizim için en önemlisi denebilir. Çünkü ağ sütü diğer sütlerden ve diğer yemlerin tamamından farklı olarak yüksek oranda immunoglobulin olarak isimlendirilen antikor içeriyor. Bununla beraber tüm hayatı boyunca ilk 21 günde koruyuculuk sağlıyor. Şimdi burada birinci binamız var. Bu birinci binamız içerisinde gene süt içen özel yapmış olduğumuz bir sistemimiz var. Çok ilginç, çok enteresan bu sistem. Yalnız çok iyi verim aldığımızı açıkça söyleyebilirim ve herkese bunu önerebilirim. Burada 28 adet buzağı hep beraber sosyal bir alanda yaşıyorlar. Arka tarafta gördüğünüz gibi kova asma yerlerimiz bulunuyor. Bu kova asma yerlerimize kovalar günde 3 defa doldurularak getiriliyor. Onun haricinde sınırsız. Burada konsantre yem ve yonca ile besliyoruz hayvanlarımızı. Bu bize hem iyi bir yem tüketimi sağlıyor, hem sosyalleşme açısından büyük bir fayda sağlıyor. Aynı zamanda sütten kesilme döneminde hayvanların tekli padoktan çoklu padoğa geçiş stresinin de çok büyük bir ölçüde önüne geçiyor bu. Bu da sütten en son kesilen buzağlarımız. Biz buzağlarımızı %110 verip kilo artışı olmadan sütten kesmiyoruz. %110 kilo artışı olduktan sonra sütten kesiyoruz. Bu da ortalama olarak 65-70 güne tekabül ediyor denebilir. Bu da sütten kesildikten sonra ortalama 15-20 gün geçince aldığımız kısım. Geri kalan kısmımızın hepsi böyle. 6 aya kadar besleme videosunda olduğu gibi gösterdiğimiz karışımla buzağları besliyoruz. Yoğun konsantre yem, yonca, eser miktarda samanla. 6 ayı geçen hayvanlarımızda ise bu sistemi değiştirerek daha yoğun bir rasyona geçiş yapıyoruz. Burada içerisine silaj da katıyoruz çünkü ilk 6 ay boyunca işkembe gelişimi henüz tamamlanmamış oluyor. Hatta 1 yaşına kadar bu devamlılık arz ediyor. Ama 6 aydan sonra bunu hızlandırma amacıyla böyle bir rasyona geçiş yapıyoruz. Şu anda kuru dönemdeki sığırlarımızı görüyorsunuz. Kuru dönem en önemli besleme kısımlarından birini içeren dönemdir. Neden diyecek olursanız, çünkü kuru dönemde sığırlar tüm vücut rezervlerini doldurduğu dönemdir. Yani nasıl olur, çok ince bir sudan altına herhangi bardağı koyduğunuz zaman onun 5 dakikada dolmadığını, sabaha kadar ama tamamının dolacağını bilirseniz, kuru dönemde çok buna benzer bir örnektir. Bundan dolayı gebeliğinin son 2 ayında süt verimi ne olursa olsun, 50 litre, 60 litre, 40 litre, 30 litre, hiçbir önemi yok. Muhakkak son 2 ayında hayvanları sağıma götürüp getirmeden burada buraya has daha az enerjili, daha az proteinli bir yemle beslemek durumundayız. Çünkü sığırların bu vücut rezervlerini tamamlayıp bir sonraki laktasyona daha iyi bir verimle girmesi, bünyesinde içerisinde bulunmuş olduğu buzağın gelişimini daha yüksek yapması bizim için çok önemli. Ondan dolayı kuru dönem beslemesine her zaman önem veriyoruz ve gebeliğin son 2 ayında muhakkak sığırlarımızı kuruya alıyoruz. Close-up olarak isimlendirilen ileri gebe padoğumuz var burada da. İleri gebelerimiz doğumu ve doğumunu her an beklediğimiz sığırlar. Son 20 günde buraya alıyoruz hayvanlarımızı. Düve veya inek laktasyona ayırt edilmeden bu padokta toplanıyorlar son 20 günde. Buraya kuru yemine ek ilave olarak yavaş yavaş sağma rasyonuna hazırlanması için konsantre yem ilavesi yapıyoruz.
Konsantreyemin yanında da ekstradan nişadır olarak isimlendirilen amonyum klorür tuzlarından da faydalanıyoruz burada. Bu sayede ineklerimizin süt humması, süt felci yani hipokalsemi olmasının önüne geçiyoruz. Aynı zamanda ketosis gibi, metritis gibi, mastitis gibi diğer deplasman gibi diğer problemlerinde, doğumdan sonra oluşabilecek problemlerinde önüne geçmiş oluyoruz bu sayede. Burada kesinlikle atlar her zaman temiz tutuluyor. Çünkü sığırlarımız burada doğum yapıyorlar. Sürekli işçi ve kamera denetimiyle burayı takip ediyoruz. Herhangi bir doğum başladığı zaman yine sağlık sistemimiz sayesinde telefonlarımıza da dahil olmak üzere bilgilendirme mesajları geliyor. Burada doğum başladığı zaman takip ediyoruz. Sığırlarımız için 2-2,5 saate kadar kesinlikle doğumuna müdahale etmiyoruz, pozisyonunda bir bozukluk olmadığı sürece. Düvelerimiz için ise gene pozisyonu bozuk olmadığı sürece 7-8 saate kadar kesinlikle doğumlarına müdahale etmemeye çalışıyoruz. Bu sayede hem sağlıklı buzağlar elde ediyoruz, hem de sağlıklı sığırlar, laktasyona iyi giren sığırlar elde ediyoruz. İşletmenin olmazsa olmazlarından biri muhakkak traktörler, ama daha olmazsa olmazı kepçelerimiz. Neden? Çünkü burada biliyorsunuz genel olarak insan tüketimine, yani sunulan ekmek gibi, makarna gibi ufak şeyler taşımıyor. Hayvanların önüne tonajlı ürünler koyuyoruz. Yüksek tonajlı ürünler koyuyoruz. Çiftliğimiz de bir tepe, bir yamaçta olduğu için burayı çok güçlü, güvenle bu tonajlı ürünlere yukarı ve aşağı götürebilecek, devrilme riskinin az olduğu kepçeler tercih ediyoruz. Biz de böyle bir kepçe tercih ettik. Çünkü bunların olmadığını araştırıp öğrendik. Ve kepçe bizim için işletmede çok önemli bir yer arz ediyor. Hem yemin hazırlanmasında, yani az önce bahsettiğim gibi, yani işletmenin kalplerinden, işletmenin beyinlerinden biri olan yemin hazırlanmasında kepçeyi kullanıyoruz. Aynı zamanda gene işletme için en önemli kısımlardan biri olan temizliği bu kepçeyle genel olarak sağlıyoruz. Burada sahamhanemizin alt katı. Burada iki katlı bir sahamhanemiz var. Tüm soğan beyinlerimiz, vakumuzellerimizin hepsi burada. Hayvanlar geldiği zaman hem gürültü kirliliği olmasın, hem de görüntü kirliliği olmasın diye böyle bir şey yaptık. İki katlı düzenledik. Şimdi sahamdan gelen sıcak sütümüz gördüğünüz gibi iki boruyla beraber tankın içine aktarılıyor. Bu 12 ton muk, yani 12 bin litre alabilir kapasiteli bir tankımız. Şu anda soğutması açık. Gördüğünüz gibi memeden yaklaşık 38 derecede çıkan süt şu anda 22 dereceye düşmüş durumda ve burada sürekli soğutma çalışıyor. Çok hızlı bir sürede biz daha yeni gelen sütü, daha şu anda gelen sütü çok hızlı bir şekilde soğutarak bunların içerisinde bakteri yükünün artmamasını sağlıyoruz. Kalitesinin bozulmaması açısından bunların yan ürüne çevrildiği zaman, yani yoğurda, peynire çevrildiği zaman bunların hemen bozulmaması, kokuşmaması için böyle bir uygulama yapıyoruz. İnsan sağlığı açısından en önemli kısımlardan biri işletmelerde sütün çok hızlı bir şekilde soğutulmasıdır. Bu hiçbir zaman unutulmamalı. Onun haricinde iki tane daha tankımız var. O tanklarımız da biri 10 tonluk, bir de yanında 5 tonluk. Sütümüzü günlük olarak İstanbul'da, aynı zamanda kendimiz de bu işi yapmaya başladık. Önce onu söyleyeyim. Bir sokak sütçüsüne satıyoruz. Çünkü ari bir işletmeyiz. Hastalıklardan ariyiz. Tüberküloz ve Brusel evinden sürekli denetime tabiyiz. Ve denetimlerimizde hiçbir problemlerimiz ortaya çıkmadı. Bunun haricinde Avrupa Birliği onayımız da var. Yani bu demek oluyor ki sütte 100 binin altında bakterimiz, 400 binin altında somatiğimiz var. Yani hayvanlarımızın hem meme sağlığı çok iyi demek oluyor bu, hem de genel hijyen kurallarının çok iyi işlediği gözüküyor işletmede.
Bununla da alakalı sürekli denetim halindeyiz. Bunları bunları alabildikten sonra biz sütümüzü sokak sütü olarak değerlendirilmesine bir sakınca görmedik. Bundan dolayı sütümüzü İstanbul'da bir sokak sütçüsüne pazarlıyorduk. Ve bu işi şu anda biz yapmaya başladık. Sütümüzü İstanbul'da halkımıza kendimiz sunuyoruz. Burası çok önemli bir konu. Çünkü insanların şunu bilmesi lazım. Sütün yağı, proteini alınıp bırakıldıktan sonra geriye kalan büyük bir kısmı su. Yani ortalama bir Holstein'dan bahsedersek bir sığır sütü %87,5 1 litrede 875 milim su içermekte. Geri kalan kısmında sadece sütü oluşturan yan etkenler var. Ondan dolayı bizde bu oran çok daha yüksek. %14'leri bulan kuru maddelerimiz, yüksek yağ oranlarımız ve protein oranlarımız var. Bunun daha iyi fayda, yani halkımızın daha iyi faydalanıp istifade etmesi için biz bu sütü kendimiz pazarlamaya karar verdik. Günlük olarak buradan hızlı bir şekilde aktarım yapılarak, soğuk zincir kırılmadan hızlı bir şekilde, yani gene tüm paralı ücretli yollar kullanılarak çok hızlı bir şekilde İstanbul'a sevkiyatı yapılıyor bu sütün. Sevkiyatı yapan arkadaşların gıda taşıma ruhsatlarına sahip olmasına, özellikle soğuk zincir ruhsatlarına sahip olmasına çok dikkat ediyoruz. Bu işi bilen kişilerle çalışıyoruz. Kendimiz de bu işi biliyoruz. Bilmediğimizi öğreniyoruz. Oradan İstanbul'a giden sütler de kesinlikle soğuk zincir kırılmadan marketlere veya insanların evlerine teslim ediliyorlar.